Yepyeni bir vlogtan hepinize selamlar arkadaşlar. Evet, böyle değişik bir giriş yaptım, yürüdüm falan geldim. Tabii çok saçma oldu. Çünkü bunun prodüksiyonunu yapamam. Çünkü yanımda hiç kimse yok. Her neyse. Bugün bir vlog ile karşınızdayım arkadaşlar. Neden vlog çekiyorum? Çünkü tam olarak bir vlogger mı oldum? Hani hiç oyun oynamıyor muyum yoksa oyunlarla ne yapıyorum falan gibisinden şeyleri merak edebileceğinizi düşündüm. Çünkü kanala uzun süredir oyun videosu gelmiyordu. Neyse, her neyse. Oyun videosu gelmiyordu çünkü... Evet, her neyse, yine her neyse. Burnum kaşınıyor. Neyse. Başlayabiliriz. Neden uzun süredir oyun videosu gelmiyor? Bazılarınız tabii ki biliyorsunuz. Çünkü hani biliyorsunuz, bazı şeylerde söylemiştim bunu. Hiç oyun bulamıyorum. Oyun bulamayınca da oyun çekemiyorum. Ne kadar mantıklı, değil mi? Tabii ki. Oyun bulamadım ve çekemediğim için de oyunları bırakmış gibi, yani tamamen bırakmış gibi gözükebilirim. Bu yüzden bunu söylemek istedim. Geçen gün Serhat sormuştu, hani benim arkadaşım o zaten. O yüzden onunla şu an YouTube üzerinden de konuşuyoruz. Çok saçma bir şekilde YouTube üzerinden yorumlardan konuşuyoruz. Neyse. O önemli değil şu an. Ben oyunları bırakmadım. Sadece çekemiyorum oyun. Yani CS oynuyorum genelde. CS oynarken de ne oluyor? Takım olmadan girince çok kötü oluyor. En azından sonuçları kötü oluyor. Ve tabii ki CS'nin genelde 30 dakika falan sürdüğü için biraz üşeniyorum açıkçası. Çünkü 30 dakikalık bir şeyi montajlamak, hani montajlamak da bir şey yok aslında. Aslında pek montajlık bir şey de yok. Hani en fazla koyarsam facecam falan koyuyorum. Onu da hani işte o. Tek sorun o. Eğer facecam koyarsam bu daha da zorlaşıyor benim için. Hani nasıl zorlaşıyor? Şu an hani Camtasia stüdyoyu bıraktım. Çünkü çok sinir bozucu bir şekilde ses kayması yaptırıyordu. Ve Sony Vegas'a geçtim. Sony Vegas'la montaj yapmaya başladım. Ancak tamam, takılmıyorum. Ancak Sony Vegas'ta biraz zor. Evet, birazcık zor. Hani bana göre, çünkü ben direkt Camtasia'dan Sony Vegas'a geçtiğim için birazcık zorluyor. Ancak öğrenmeye başlayacağım. Yavaş yavaş öğreneceğim. Üstüne kata kata daha da ilerleteceğim. Zaten en baştaki şu püt diye patlama efekti tarzında böyle sarı bir ışık şeyi falan, onlar çok güzelmiş. Onu da dün öyle boş boş dolaşıyordum efektlerin arasında, öyle gördüm. Gerçekten çok güzel bir şeymiş. Böyle tam bir flash şeyi gibi oluyor, yani böyle bir anda yok oluş gibisinden oluyor ya. Anlamadıysanız Instagram fotoğraflarım videosuna gidip bakabilirsiniz. Çok fazla konuştum. Çünkü genelde kesmeye çok üşeniyorum ve kesmeye üşendiğim için de çok seri bir şekilde konuşup videoyu uzatmamak istiyorum açıkçası. Neyse, öyle yani arkadaşlar. Yakında bir koltuk aldım. Bildiğiniz normal oyuncu koltuğu gibi. Yani oyuncu koltuğu zaten. Bir oyuncu koltuğu aldım. Bunun kutu açılımını yapsam mı? Hani bilmiyorum. Veya montajını falan yapsam mı bilmiyorum. Ama başka alanlar olabilir. Bu yüzden yapmak da istiyorum. Çünkü gerçekten iyi oluyor. Yani başkalarına yardım etmeyi çok seviyorum. Böyle en azından YouTube üzerinden yapmak daha bir eğlenceli geliyor. Hem içerik çıkıyor, hani video çıkıyor. Videosuz kalmıyorsunuz hani isteyenler için. Hem de benim için eğlenceli oluyor. Diğer almak isteyen insanlar da gelip videoyu seyrediyorlar ve hani yapamadıkları bir şey olduğunda soruyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Çünkü bilenleri bir arada toplamış oluyoruz ve
bir anda hani yardım edebiliyoruz. Bu da gerçekten harika bir şey oluyor. Her neyse, o yüzden yapsam mı yapmasam mı bilemiyorum. Belki yaparım ama şöyle bir şey de var. Ondan sonra hani koltuk geldi işte, kutu açılımı yaptım yapmadım her neyse. Ondan sonra bir kere çekmiş olduğum, yani çok nadir insanların gördüğü, o da vlogunu tekrardan çekmeyi düşünüyorum. Çünkü işte koltuk falan gelsin, onu bekliyorum zaten, koltuğu bekliyorum. Geçen gün söylemiştiniz. Söylemiştin sen. Evet sen. Kusura bakma. Şu an adını unuttum. Gerçekten kusura bakma. Cidden şu an adını unuttum. Her neyse. Kusura bakmazsın herhalde. Çünkü ezberim pek kuvvetli değil açıkçası. Ve genelde konuşurken pek isimlere bakmıyorum. Genelde fotoğraflardan anlıyorum. Çünkü birkaç kere gördükten sonra fotoğrafınızı falan tanıyorum böyle. Aa diyorum, bu şu falan gibisin hani. Ha tamam, şunda daha önce yazışmıştık işte, şu şöyle şöyle falan gibisinden tanıyorum. Her neyse. Şu an çok güzel bir çekim şeyi yaptım. Birkaç bir şey üst üste koydum. Ve gerçekten böyle ayakta durup vlog çekmek daha eğlenceli oluyor. Her neyse, önemli değildi o. Bunu söylemem gerekmiyordu. Ve şu tripodu kırdım. Çok kötü. Çok üzücü. Boş boş şu an bir şeyler yapıyorum. Her neyse o zaman. Dediğim gibi koltuk geldiğinde kutu açılımını çekerim çekmem onu hiç bilmiyorum. İstiyorsanız zaten yazmayı unutmayın lütfen. Her türlü ben büyük ihtimal çekerim çünkü gerçekten güzel oluyor, çok eğlenceli oluyor. Ve o da vlogu da gelecek inşallah. Tabii daha kısa yapmaya çalışacağım. Şöyle de bir şey var. Hani videolarım için çok uzun dedi diyenleriniz oluyor. Hani ne bileyim, ben çok böyle uzun, hani kısa videolardan pek hoşlanmıyorum. Nasıl kısa videolar? Hani böyle bir şeyi alıyorsun, kes işte şey yapıyorsun. Çekiyorsun, 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 çekiyorsun böyle. Ondan sonra hani misal çocuk 20 dakikalık, 10 dakikalık videoyu çekmiş. Şey yapmış. Hani böyle sözde montaj yapacak ya. Sırf o montajı yaptığını gösterebilmek için bütün o konuşmadığı kısımları tak 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 diye böyle kesmiş. Hatta ben de bir ara yapıyordum onu. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta birkaç vlog önce bile yapmış olabilirim. Tamam, aradaki yerleri kesmek güzel oluyor. Çünkü böyle çat 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 falan diye geçmek gerçekten güzel. Ancak şöyle bir şey var. Hiçbir şey hani başka da bir şey eklemeden sadece o konuşmadığı kısımları keserek böyle ne bileyim, daha böyle hani çok fazla uğraşmış gibi gösteriyor. Aslında tabii ki uğraşılıyor, bayağı bir önemli uğraşılıyor onlar için. Ancak gereksiz uğraş. Cidden çok gereksiz bence. Hani şöyle bir şey var. Çocuk misal bayağı bir sessiz kalmış. Orasını kesersin. Ama şöyle yani bir saniyelik falan sessiz kalmalara artık onları da kesemeyiz yani. En azından ben kesmem. Çünkü çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Boşuna uğraşıyorsun o kadar. Sırf o bir saniye bir saniye konuşmadığın yerleri, nefes aldığın yerleri kesmek için uğraşıyorsun ulan. Ne gerek var değil mi şimdi? Şu an misal hani yaptığım yerleri kesebilirdim ama kesmeyeceğim. Sadece en başta sanırım bir yeri kesebilirim. Hatırlamıyorum şu an. Öyle bir şey aklımda kalmış ama emin değilim. Hiçbir yeri kesmeden de direkt bu videoyu koyabilirim. Çünkü zaten video 10 dakika oldu. Normalde bildiğiniz üzere 20'lerde falan oluyor. O kadar. Ve bu sırada artık video fikirlerim bitti. Neredeyse bitti. Pazar günü. Benden oyun bekleyenler için pazar günü bir korku oyunu çekeceğiz. Furkan Can'la inşallah, Allah kısmet ederse, bir korku oyunu çekeceğiz. Outlast çekeceğiz. Zaten söylemiştim. Onu bu pazar çekmeyi düşünüyoruz. İnşallah bir şey çıkmazsa yine bu pazar Outlast'i çekeceğiz. Pazartesi Outlast'i büyük ihtimal görürsünüz. Pazar
Yok, pazar büyük ihtimal gözükmez. Ama pazartesi ne oldu lan sesimden? Her neyse. Ama pazartesi bir Outlast bölümü gelebilir. Çünkü Outlast 2 çıkmadan 1 ve Whistleblower'ı bitirmek istiyordum. Zaten bunu da önceki vloglarda söylemiştim. Yine söylemiş oldum. Neyse, o zaman arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. O kadar. Ben böyle vlog çekmeyi gerçekten çok beğendim. Hani böyle oynayarak falan vlog çekmek cidden çok güzel. Neden? Zaten mikrofon sesi alıyor. Hani şuradan da alıyor, buradan da alıyor. Hatta burada patlıyor. Bakın. Bir buraya bakın. Bir buraya bakın. Hani patlaması yerine bakın. Gördünüz mü? Hani bu da azıcık işe yarıyor. Tabii ne kadar yapabildim bilmiyorum da. Her neyse, konumuza değildi. Ama bunu da göstermek istedim. Hani boşuna durmadığını. Ne kadar gösterebildim tabii yandan falan, onu da bilmiyorum ama olsun. Neyse, o zaman arkadaşlar, bu vlogu da izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer vloglarda ve diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Video hakkındaki fikirlerinizi veya yapmamı istediğiniz her türlü şeyi alt alttan yorum atarak bana belirtebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Kanala da abone olmayı unutmazsanız sevinirim.